Evet sevgili izleyicilerimiz, Hayko Cepkin'le bertaraf etti dedik. Evet. İnanılmaz değil mi arkadaşlar? Stüdyo keyifler. Hep 10 numarasın Hayko ya. Estağfurullah kardeşim. Süpermen gibi adamsın yani. Evet, Puma gibi çocuğum ya. Bu Müslüm Gürses'in benzetmesi bu. Öyle mi? O benim Puma gibi bir çocuk olduğuma Puma karar gibi getirdi. Bir sen onunla da çalıştın. Murat Anmunga'nın söz vermiş şarkılar. Evet, stüdyoda beraber çalıştık. Çalışmış olmamıza rağmen o beni hatırlamayabilir. Genelde öyle oluyor. Ondan şarkı sonra sözlerini falan nasıl hatırlıyor? Ben ona şey yapıyorum aslında. İşte demek ki ona kanalize sadece. Öyle diyelim. Anladım. Müslüm abi büyüktür ya. Evet. Evet Hayko, seninle bu üçüncü programımız konuşarak evet. Programında. Her seferinde motor gitgide güzelleşiyor, bana bak. Harley Davidson'ın bir hediyesi. Biz onu bayağı bir elledik. Evet, Harley Davidson'a çok teşekkür ediyoruz bu arada. Efsane motor bize. Biz de teşekkür etmek istiyoruz Harley Davidson'a buradan. Bizim de içimizden geçiyor teşekkür etmek. Sen başka bir sponsor var, ona teşekkür et istiyorsan. Vallahi sponsor olmadan ben kendi kendime sponsor tamam. ettim kendimi de. Evet. Hayko, bilenler var tabii, biz de biliyoruz ama ekran başındaki izleyicilerden bilmeyenler var. Onlar için müzikal geçmişin en başlarına hep dönüyorum, en başlarına itibaren ya, geliyorum. Şunu yapabilir miyiz ya, birden şey kaldım. Böyle bittikten sonra bir nefese kalma durumu oldu ya, buz pateninden inmiş böyle puanlamayı bekliyormuşuz gibi oldu bak. Evet. Öyle hissettim kendimi abi, puan bekliyormuş. O zaman sen geriye yaslan, rahat et. Hiçbir şey düşünme. Geçmişine gideceğiz. Tamam çok abi, yatıyorum şimdi şuraya yazacağım. Müzik çok eski yıllardan beri ailede de olan bir şey. Baba da davul çalıyordu bildiğim kadarıyla. Evet. Halan ut çalıyordu. Ailede evet. müzisyen vardı ve sen ilk olarak Orkun'la başladın. Evet. Keyboard'la başladın. Ve ondan sonra da işte müziği şan dersler alarak falan devam ettin. İlk grubun alt geçitti ve Umut da vardı o grupta. Evet. Alt geçit grubun en yaşlısı Umut bu arada. Öyle değil mi? 6 ayda ben yaşlıyım. Evet, 6 ay. 6 ay var aramızda ama herkes Umut abi der yani. Evet adaşım. Alt geçitten bu yana, yani alt geçit ve Hayko Cepkin kariyeri uzun bir zaman geçti. Çok çeşitli müzisyenlerle çalıştın. Alt geçitten bu yana Hayko Cepkin kariyerinin şu noktasına kadar olan zamandan biraz bahseder misin? O yıllarda başlayan müzik hayatını daha sonra nasıl devam ettirdin? Valla işte yıl 97'ye geliyor bir barda çıkma hesabına. Orada işte Umut'la grup arkadaşıydık. O dönem işte Öztürk'le beraber çalıyorduk. Davulda zaten Burak Gülpınar vardı. Onlar da Kurban'ın albüm hazırlıkları içerisindeydi. Evet. Kaan Çam'ı da burada sevgiyle analım. Bas gitarımızı çalıyordu kendisi. Sonra işte Umut kendi projesi olduğunu söyleyip işte beraber bu alt geçit projesinde yer alır mısın? Çünkü o zaman baktığın zaman çok fazla klavyeci yoktu piyasada. Ve artık müziğin içerisine elektronik ögeler de girmeye başlamıştı. Evet. Katılır mısın dendi. Ya, biraz da tutup seni götürdük diye hatırlıyorum. Evet yani, evet öyle oldu biraz. Yani. Çünkü ben o dönem uyandırıp böyle hani Kaan'da kaldı bir gün. Hadi abi kayıt vardı bugün. Hani hadi klavyeler falan yani. Hiç şarkıları bilmeden ben stüdyoya gidip kayıda girdim. Sizin çok böyle tartışmalı zamanlarınız olmuş. Senin şarkıların çalınırken onlar solist arayışına girmiş falan, öyle şeyler de olmuş. Yok herhalde. Ya var mı? Benim şarkılarım çalınırken. Ne, kimin şarkılarını alıyor? Anlamadım ama. Poyraz mı? Kimin şarkıları abi çalınırken? Alt geçitte. Solist değişikliği işte grupta senin şarkıların çalınırken işte birbirinizle olan çekişmelerinizden falan bahsetmişsin bir röportajında. Yok, biraz yanlış anlaşılmış. Evet, yani çünkü Umut'un hani olduğu dönemde, alt geçitin olduğu dönemde zaten Umut evet, ekibin evet. başıydı yani. Evet. Hayko da bir yandan kayıtlarını yapıyordu zaten. Yani hani şey, hani alt geçitte Hayko'nun müzik yaptığı falan, hani öyle yaptık beraber ama şey yani son dönem, her zaman çok son devam dönem etti yani. Hani sonra sen daha sonra kariyerini Aylin Aslım'la, Demir evet. Demirkan'la devam ettirdin. Çok sonra önemli ya benim için onlar. Yani hele ki Aylin'in ilk albümü 3 ay hiç durmadan dinlediğim bir albümdü ve hani bunun klavyelerini benim çalmam lazımdı. Kim çalıyor ya dedim şimdi bunun klavyelerini. Sonra Moğollar grubundan Serhat Ersöz abimizin o gün sahnede olduğunu görünce neyse evet. dedim abim çalıyor, mutluyum dedim. Sonra Moğollarla bir turne çakışması oldu ailenin konserleriyle. Serhat abim de bana geldi dedi ki bu çakışma sebebiyle 4 hafta boyunca ailenin şey konserlerini sen idare edeceksin dedi.
Oley dedim. Ama 4 hafta kısa bir süreydi. 4. hafta ben veda ettim. Dedim ki bitti dedim 4. çalışımız. Evet. Hayır dedi, sen devam ediyorsun. Çünkü Serhat, sen yakıştın buraya. Tam istediğin şeyi çalıyorsun şu anda dedi. Ben öyle Aylin Asım projesinde devam ettim. Hayatımın en güzel böyle elektronik çaldığım şeyleriydi. O zaman adat sistemi vardı. Evet. Hani böyle video kaset koyuyorduk diye. Kocaman bir mikserim vardı. Sen bir de Cahit Berkay'la ve Moğollarla uzun süre onların ekibinde rodilik yaptın. Yani müziğin temelinden ta hani bu mutfağı klasik dediğimiz. Laf, klasik bir laf mutfağı ama yani ta temelinden gelip işte şan dersleri, piyano dersleri falan, ondan sonra bu işin rodiliğini yani bir anlamda emekçiliğini işte emekçiliğini yaptıktan sonra, iyice sindirdikten sonra müzik yapmaya başladın. İyice sinirlendikten sonra bu işi yapmaya başladın. Evet. Ve en son albüm projesini ortaya attın, evinde yaptığın kayıtlarla. Evet, aslında geç bile yapmış olabilirim ama belki de iyi bile oldu. Çünkü daha evveliyatlı yapmış olsaydım daha olgun olmayan bir zekayla belki piyasanın içerisine girmiş olacaktım. Yanlışlara boyun eğebilirdim yani, şimdiki zekamla hiçbir şeye boyun eğmiyorum. Evet. Ama o zaman belki bir şeyleri yanlış yapabilirdik. Bu her zaman konuştuğumuz bir mesele. Mesela bizim Umut'la Altgeçit'te bir yarışmaya katılıp da o yarışmadan ödül olarak verilen albüm projesini kabul etmememiz gibi bir şey. Aslında sonra bazen oturup iki lokma bir şeyler yudumlarken bunu konuşuyoruz, diyoruz ki ya keşke belki yapsaydık o zaman o albümü. Sonra da hep şeye bağlıyoruz. Belki yapsaydık bu hiçbirimiz olacak. İyi olmayacaktı. İyi olmayacak. Evet. Yani şundan dolayı yani. Programda alternatif sahnede hani yeni arkadaşlarımıza da yer veriyoruz ya, hemen iki tane şarkı yapıp bir araya gelenler hemen albüm yapmak istiyorlar. Oysa ki bu işin diğer tarafı başka. Mesela sen o dönemlerde müzik yapmak için aileni bile karşına almış ve zorunda kaldık, evet. Evet, karşına almak zorunda kalıp bir dövmecide hayatını kazanarak işte. Vallahi bir sürü iş yaptık işte, evet. Umut'um. Hayatta kalabilmek için her şeyi yaptık ama her nerede çalışırsak çalışalım yaptığımız bir tek şey vardı. Enstrümanımızı yanımızda taşıyıp akşam işte iş çıkışı saat kaçta çıkıyorsan stüdyoya girmekti. Yani mesela bir markette şey yaptığın çalışmayı biliyorum. Markete müzik standında ilk işin, evet. O galiba. Müzik standında çalışıyormuşsun 3 arkadaşınla beraber. Migros'ta biri, market biri içinde. Uğur. Biri Emrah, Uğur, ben, Emrah. Üçümüz. Evet, üçünüz. Orada ilk rock müzikle tanışman ve rock müziği derinlemesine öğrenmen orada olduğunu söylüyordun. Aslında onların çok sayesinde. Evet ve orada hani bu klasik şey vardır ya, ölçümler, halkla ilişkiler, şirketle, PR şirketlerinde işte müşteriler şu müziği dinlerlerse daha çok alışveriş yaparlar. Tabii. Şunu dinlerlerse gibi. Siz orada rock ve metal çaldığınız için kovulmuşsunuz. Tabii şey tabii. Cannibal Corpse'u en son koyduğumda ben atıldık işte. Markette çünkü kimse alışveriş yapamıyor ya. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda. Alamıyorum, hiçbir şey alamıyorum, gidiyorum. Evet. Migros'ta çalıştığını söyledi. Evet, evet. Oradan da bu sebepten. Telefon hattımızın diğer ucunda Migros'un sahibi Sayın Koç var. Ciddi misin? Demek isterdim ama kendisi yat gezisine çıktığı için bağlayamadık. Buyur abim. Evet. Bunlardan daha uzun uzun konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, sizlerin de Hayko'ya sormak istediği sorular olabilir. Ya da programla ilgili görüşlerinizi söylemek istersiniz. Programda sizin de görüşlerinize ve sorularınıza yer vereceğiz. info@konusaroj.com adresinden bize mail atabilirsiniz. info@konusaroj.com. Sorularınızı bekliyoruz Hayko'ya. İçlerinden birkaç tanesini seçip artık şey kalmadı. Şey demişlerdi, bu şeyler, iyiler falan konuyor gibisinden. İnşallah şey. Öyle bekliyoruz ama maalesef henüz başlamadı. Evet. Hayko. Efendim. İki şarkı daha istiyoruz senden. Ciddi misin? Evet. Hemen geldim. Ne hangi? Daha yeni nefeslenmiştik. Evet, tabii. Hangi şarkıları çalacağız? Bu arada stüdyodaki arkadaşlarımız rahat olabilirsiniz. Ayağa kalkabilirsiniz. Kim bilebilir? Headbang yapabilirsiniz. Evet. Hangisini yapıyoruz? Sıkı tutun var. Dur. Evet. Sıkı tutun ve melekler mi? İnan ki sıralamayı bilmiyorum. Sıkı tutun, sıkı tutun ve melekler dinliyoruz arkadaşlar. Bu benim gurur gecem, görsün cümle alem. Yıkamaz kimse, inan kalbimdir benim kalem. İşte uzattım sana yeminli elim. Sımsıkı tut ki bu yolda düşmeden